Bugün bence çok önemli bir organizasyon için buradayız. Hem modern tıp ve İslam arasındaki ilişkinin akademik olarak tartışılacağı bir gün olmakla birlikte aynı zamanda da kıymetli Nusaybinli hemşehrilerimizin varsa sağlık problemleri, tedavi gerektiren durumları veya takip edilmesi gereken hususları varsa alanının en kıymetli uzmanları, hocalarımıza danışma fırsatını bugün inşallah hep beraber bulacağız. Tabii ki de bizim medeniyetimiz, İslam coğrafyası birçok alim, ulema yetiştirdi. Bunun en önemli dallarından biri de tıp alanıydı. Tabii çağımızda genellikle tıp konuları ele alındığında hep batı merkezci bir yaklaşım maalesef bizlere dikte ediliyor. Tabii ki batının ilmi anlamda fark açtığı alanları reddetmek anlamına gelmemeli bu ifade ettiklerim ama bugün referans gösterdiğimiz batı tıbbı ilminin referans kaynaklarına baktığımız zaman işte İbn Sina'lardan tutun da Zekeriya Razi vesaire yine aynı şekilde Ali bin Abbas bundan 1000 yıl önce kanser ameliyatı yapmış medeniyetimizin yetiştirdiği önemli alimlerimiz var. Bunları biz tabii ki geçmişteki başarılarımız geçmişe sabitleyip bırakmak bizim ne medeniyetimize ne kültürümüze yakışmaz. Bize düşen çağdaşlarımıza, akademisyenlerimize, tıp alanında belki çalışan arkadaşlarımıza düşen en büyük vazifede o geçmişteki aldığımız o birikimi, o temeli adeta küllerinden yeniden doğurarak, yeniden alevlendirerek çağımızın şartlarına uygun hale getirilmesidir. İlk üniversitesinin bulunduğu, Nisibis Akademisi'nin bulunduğu Nusaybin'de bu türden bilimsel kongrelerin gerçekleştirilmesi gerçekten çok sevindirici. Ben tekrardan bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, kıymetli hocalarımıza ve bu alanı şereflendiren kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.